akın akın geliyorlar, teker teker ölüyorlar. Hepinize selam olsun. La Casa Villa Lateran. Evet, bugün top lane'de Yorick oynuyorum. Uzun zamandır istiyordunuz. Sürekli sen TR Yorick birincisin, oyna oyna, senden güzel bir oynanış istiyoruz falan diyordunuz. Ve şu anda o videoya geldiniz. Evet. Öncelikle Yorick nedir? Yorick bir yaşam tarzıdır arkadaşlar. Yorick oynamak fedakarlık gerektirir. Başlangıçta Q açıyorsunuz. Bakın. Rune olarak sürat coşkusu alıyorsunuz çünkü bizim hıza ihtiyacımız var abi. Yorick kayıtlanıyor. Ama tabii ki de Hortlan Pençesi de çok güzel gidiyor Yorick'e. Ama ben hız tercih ettiğim için, tamamen tercih meselesi, bunu aldım. Bakın, düz vuruş Q attığınız anda hızınız artıyor. Direktman. Direktman artıyor ve slowlemiyorsunuz. Bu da mükemmel bir özellik. Yasuo var karşımızda. Çok klasik. Herhalde Masuo'lar. Level 1'de sakın Yasuo'ya saldırmayın Yorick'le. Yani tecrübeliyim abi. Karşıma çok geldi Yasuo. Tamam, üstüne daha gitmeyeceğim. Yaratıkları şu an çıkartmayacağım. Bir saniye. Çünkü çıkartırsam rain ittirirler. Bu da wave kontrolü. Şimdi bakın. Yaratıkları şu an baitliyorum. Tamam, yaratık yok etrafta. Bakın. Yaratık çıkarttım. E'ye attım. E çarpmadı. Hop bitti. Aslında yaratık yokken birden çıkartmaya atıyorsunuz. Yiyor ama. İşte ben tutturamadım. Benim kazmalıyım yani. Aa. Adalar unutmaz ya su ama ben onu ben de unutmam, evet. Ama sen unutursun ya Yasuo'cum. Arkadaşlar, Yasuo'ya karşı oynamak cidden kolay. Hani bunu öğrenmeniz yeterli. Ben Yasuo main olduğum için bu kadar rahat eziyorum Yasuo'ları. Hani her el bir Yasuo eziyoruz biliyorsunuz. Bakın, saldırın yaratıklar, sömürün. Emcükleyin onu. Duygularından güç al. Mesela Yasuo yanlış oynuyor Yorick'e karşı. Çok saldırgan olmanız gerekiyor Yorick'e karşı. Çok saldırgan. Sürekli EQ, EQ, EQ. Çok saldırmanız gerekiyor Yorick'e, yoksa kaybedersiniz lane'i. Yorick'e karşı oynamak basittir. Basittir. Evet, tepimi atıyorum. Can ve saldırı gücü aldık. Mezarınız yokken Yasuo ile 1v1 atmayın çünkü keser. Tecrübeliyim. Tekrar dediğim gibi. Yasuo eziyor yani. Hele level 1'de abi bak. Takasa girerseniz direkt lose yani. Direkt bana lane gider. O yaratık keşke buraya gelseydi. Neyse. Gebertin bunu. Bak nasıl hızlandım. Görüyor musunuz? Güzel vuruyor yalnız. Ah be, ben o Q'yu yemesem. Ayakkabı alamıyoruz maalesef erken seviyede çünkü rünlerimi koyduğum dakika 10'da gelen, otomatik olarak gelen bir bot var. Bu bot şimdi ne işe yarıyor abi? Normal bota göre 10 daha hızlı, evet. 10 daha hızlı ve bu botu geliştirirken 50 gold daha ucuza geliştiriyoruz botu. Yani çok süper bir eşya. 10 hareket hızı bayağı iyi bir şey yani. Bayağı iyi hem de 10 hareket hızı. O yüzden onu tercih ediyorum. Tavsiye de ediyorum onu almanızı. Ama fakat ilk 10 dakika ayakkabı alamıyoruz da, böyle bir kötü tarafı var. Şu minyon alabilecek miyiz? Aldık. Bu arada kanka, dünkü dediğim gibi, çıkarken videoya bir tane like atarsan çok mutlu olurum. Hatta atabiliyorsan şimdi at. Hani elin uzanıyorsa eğer. Atabiliyorsan like atıp izlemeye devam edebilirsin. Güzel. Savaşırken burada musibeti basın çünkü musibet hedefi yakma etkisi uyguluyor. Bakın hedef şu an yanıyor, görüyor musunuz? Bedava yakma hasarı veriyorsunuz. Yani musibeti boş yere sadece iksirmiş gibi basmayın. Aynı zamanda saldırgan olarak da kullanabilirsiniz musibet iksirini. Mesela bakın, şu an basacağım musibeti ama şu an değil. Biraz bekliyorum.
Bir de soya yaklaşsın birazcık. Hani savaşabileceğimiz zamanlarda basacağım. Mesela şimdi bastım şu an. Belki saldırabilirim birazdan. Ha, çarpmadı bu. Öldü bu arada şu an Yasuo. Öldü. Fazla EAC. Bak sen nasıl bir hero'sun diyor, görüyor musun? Yorick abi ezer, affetmez. Ve artık Q'muz kulelere vuruyor. Bu yüzden aşırı OP olmuş Yorick. Mutlaka oynayınız efendim. Son bir Q atıp gideceğim kuleye. Bebeğin gelebilir buraya. Gerçi kaçabilirim ya, seviyesi daha alt olmamıştır Ebel'in. Şöyle bir dalga daha ettirirsem var ya, acayip işime gelir. Ama o yaratıklar kendisi ittirir orayı, ben çok zorlamayacağım. Baze'i burada atıyorum ki XP'yi alabileyim. Bakın mesela Minyon ölecek, XP gelecek bana. Bakın artı 29 XP. Baze'i yakında atıyorum ki XP gelsin. Çok yani tehdit edilmiyorsanız o sırada, yakında bir rakip falan yoksa bu durumda base'i yakında atın ki daha kolayca şey yapın. Ya ağır kan aslında çok iyi oluyor pırıltı almak da. Onu alsam ağır kan bitmeyecek. Hareketsiz daha çok gerekiyor Yasuo'ya karşı, o yüzden. Ama pırıltı da her zaman yani alınması gereken bir eşya mutlaka. Hançeri de o yüzden aldım. Hançeri zaten hiçbir işe yaramıyor. 112 saldırı hiçbir işe yaramaz lane sırasında. Para arttığı için aldım hançeri. Şimdi ilk eşyamız üçlü kuvvet, sonrasında Starak'ın güvencesi. Starak core item. Asıl eşyamız. Ha tabi üçlü kuvvet en temel eşyamız. Saymıyorum bile. Yine bu öldü. Bakın duvar bekletiyorum. Bana E'sini atsın diye. Güzel. Genge ihtiyacım yoktu ama güzel oldu gene de. Her türlü sıçra atabilirdim. Sıçrama harcamak istemedim çünkü su artık kapana sıkışmıştı ocağına. Kaçacak delik arıyordu. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi bakın. Büyük minyon varken, arabalı minyon. Ultinizi salabilirsiniz çünkü kule arabalı minyonu öldürene kadar rahat kule alabiliyorsunuz. Ultinizle beraber. Hemen geri kaçtı ya. Saldırdı, geri kaçtı. Teleportum var. Pırıltıyı bitirip geri geleceğim. Yani musibet iksiri yüküm de kalmadı o yüzden birazcık da. Şimdi bakın. Haha baitlendiniz. Yasuo öldü şu an. Sıçrası da yok. Ne yapacak? Terse kaçarsa kaçar bak, yoksa kaçamaz. Evet, kaçamayacak. Aa savaşıyor bak. Keseceğim lan şoka moka. Aa Q atamadım. Kesti lan Yasuo beni. Oğlum şaka gibi. Arada bir oluyor böyle. Daha önce de şey videosunda olmuştu, neydi? Mid Talon videosunda olmuştu. Talon videosunu izleyebilirsiniz bu arada. Yasuo'yu keseceğim keseceğim diyordum. Yasuo beni kesti. Yasuo'larla böyle çok anlarımız oluyor yani. Şuraya bir el sallayayım da muhtemelen oradadır. Base'i bozulsun. Bu kadar farmlarken peşinden koşmayın hiçbir şampiyonun. Yani farmlamak daha önemli. Şampiyon kovalamaktan. Şimdi bunlar burayı ittirirken şöyle bir etrafı kolaçan ederim. Tamam bomba var mı falan diye öğrenin bir. Hani orada duruma göre. Gank yiyebilir misiniz? Kaçacağınız zaman kaçmak için farklı bir yolunuz var mı? Vesaire vesaire. Bombayı o açıdan düşünebilirsiniz. Yani taktik kurabilirsiniz. Anladın mı? Kanka. Kuleyi alırım muhtemelen eğer yaklaşabilirsem kuleye. Merhaba dostlarım. Tek Q yarıcan. Oo. Nasıl hasarla bu?
Hiçbir şey yapmadan yarı can. Tekrar yaklaşınca Q atmak için öldüreceğim onu. Abi Zed niye gidiyor? Tek 5 kill Zed. Jarvan beni beklerse birazcık iyi olur. Çünkü Yasuo keser onu bir verildi. Bahsettiğim şey buydu. Ultim varsa at. Güzel. Adalar vaktiyle nedir ki? Ölümün gölgesi üzerinde. Ölüler unutmuş değil. Toprak bile çaresiz. Ne çabuktu kutsanmıştı. Of, 4 yaratığım var şu an. Kuleyi alsam iyi olur. Hadi. Şu an yaratığım yok, ultim de yok, beni kesebilir. Bakın şutu alın, ulti açıp bir saldırın kuleye abi, direkt tek. Aslında ben mi alsaydım acaba ya? Şu an düşünüyorum da. Ben alsam faydalı olabilirdi. Bak, atamayacak W. Dedim atamayacak diye. Ultiyi arttırmamız gerekiyor şu an seviyesine. Ultimizin seviyesi özellikle son seviyedeyken çok güçleniyor. Canı falan 5-6 kaya çıkıyor. Ölemediğini söyleyenler zamanla yanılacak. Zamanla değil ya, sonunda yanılacak hani. My bad. Ne bileyim ben de muhtemelen ya, ben tüyeceğim abi buradan. Red varsa çalayım Red'i. Dokuz kill Zed. Topraktan geldiler ve elbet toprağa dönecekler. Şu an o Yasuo beni kesebilir çünkü %100 kritiğe ulaşmış durumda. Sonunda abi ya 1v'si bir atabildim Yasuo'yla. Sürekli gank, sürekli gank. Ebelin botta. Tüm takım mı fitler abi? Azmalıyım. Cenazeni ben kaldıracağım. Adaları unutma. Bir mezar daha nedir ki? Ebedi dönüyor.
Şu bitmeyen yolculuğu eski bir döngüden ibaret. Keşke alsaydım ya alameti. Boşa gitti. Dünyanın eşyası da ani. İnhaşardım ben. Topraktan geldiler. Ve elbet toprağa dönecekler. Ruh gömleği alıp gerisini full yüze kasabiliriz aslında. Full AD'ler ya karşı takım. Randuin mutlaka almamız gerekiyor çünkü hem Twitch hem Yasuo ikisi de kritikçi. Her şey yok olup gider. Kazmalıyım. Blaine'den ayrılırken bu arada bakın boş boş ayrılmayın tamam mı? Şu Q'yu abi 4 yaratığa stackleyin. Kendisi lane ittirsin. O beni keser şu an bu arada. Oo, iyi vuruyor lan. Büyü direncim hiç yok ya. Cenazeni ben kaldıracağım. Adaları unutmaz. Ölüler unutmuş değil. Ben saldım yaratıkları onları ittirsinler. Of hep bendeler abi. Daha çok zırh. Sonra ruh gömleği gizli. Artık ölmeyiz ya onları aldık mı? Ölü adamın zırhı aslında core item yani alınması gereken bir eşya ama hemen alamayacağız maalesef. Randuin şu an çok da önemli bizim için. %20 kritik vuruş hasar azaltması ve rakibin saldırı hızını azaltması yani Randuin'i çok önemli bir eşya kılıyor şu an bizim için. Hem Twitch hem Yasuo. Yani iki tehdidi yok ediyoruz anında. Onun haricinde kim kalıyor geriye? Evelyn'in ultisi kritik vuruyor canımız azken. Onu da azaltıyor aynı zamanda. Zed'e karşı ne yapabiliriz? Zed vuramaz bir süre sonra da. Şu an vuruyor sadece. Zırhımız yok adam akıllı. İttirsin onlar. Son yaklaşıyor. İşte böyle tatlı. Trenlere gerek yok. Beni yaşama. Göz yaşları koruyor. Öldü. I'm sorry for you, bro. Kafanı gömdüm. Mahvolmuş kralın kaderine yardakçılık. Adaların dehşetine tanık ol. Mahvolmuş kral yakında lanetine kurbanlarıyla gidecek. Direkt Q atsam ölürdü. Tamam. O gerisini kendisi ittirir. Dönelim base'e. Mid'e yardım lazım. Bakalım taşıyabilecek miyiz oyunu? Ben taşıyabileceğimizi düşünüyorum ama göreceğiz zamanla. Korktuğum kişi kim biliyor musun? Şu anlık Evelyn birazcık. Zed'den hiç korkmuyorum çünkü Zed şu an vuruyor sadece. Yakın süre sonra hiç vuramayacak o bana. Ultim. Nice bug hocam. Sana neler yapacağım, iyi sen.
adaların feryatları. İttir lan burayı. Hezo. Mesela bakın şu an iki lane'de ben pushluyorum. Sadece ben pushluyorum. Ultim bug'dan çıkacak mı artık? Yok, o bug'da duruyor. Ah. Çünkü bir gün ultim vurduğu için şey çalıştı. Ürünüm çalıştı. İlginç. Oo, Q şu an 940 vuruyor. This damage. Öldün kanki, sen niye bunu yaptın ki? Vaaah! Wow. Siz kimsiniz lan? Ben mezarcıyım oğlum ben. Kuleye şu an 550 vuruyorum. W atarsa W attığı yere basacağım. Kalkanı. Öldük. Götürecek. Ben zorba değilim. Yurukların kendi iradeleri var. İttirin lan burayı. Ölümden korkmanın lüzumu yok. AFK'mız da var. Yok edin lan. Adaların hanımı seni almaya geliyor. Kalıcıların boşa gitmeyecek. Çekimini hisset. Bak ultim yine bug'da kaldı. Ben bile çaresiz. Siz her orayı savunurlar ya. İttireyim burayı. Oraya W açtım. Eğer W atarsa hapis kalsın diyor orada. O da tam ters tarafa atmaya çalıştı. Atamadı W'yu. Lan ne taktikler yapıyorum be. Challenger taktiks. 588 Q. Abi kesiyordum ne güzel. Gitti buram. Tüh. Tam dediklerim oluyor ya. Yolunu gözlüyorum. Onu bekletme. Bir mezar daha nedir ki? Hadi artık dua edebilir miyim ya, müebbet edik resmen. Duamıyoruz abi, izin vermiyor oyun. Ölümün gölgesi üzerinde. Ne hoş bir şu hayat. Bir kavruyor şu an Q. Ölümünü daha salacağım çünkü %10'luk bir CDR eksiğimiz var. %10'luk CDR farkını kapatalım. Şu an tam 35'teyiz. 45 yapalım. Daha iyi olsun. Bunlar kendisi keserler onu. Ne hoş bir düştür şu hayat. Bu lane pushlama özelliği çok güzel ya Yorick'teki. Şimdi şunu muhtemelen oyun bitecek şu an. Ya biz bitireceğiz ya onlar bitirecek. Şunu alıp
tane tek kullanımlık şundan. Death karışım çok güzel oluyor çünkü verdiğimiz AD hasarının bir kısmı kadar iyileşiyoruz. Yani bunlar minyonlarımız da dahil bize. Yaratıklarımız vurdukça iyileşiyoruz. O nasıl? Sıçra lan. Ejder alsak iyi olacak. İttirin lan burayı. Cenazeni ben kaldıracağım. Bir vurdun kanki. Dejet bu. Hadi Zed, bir şeyler yap abi. Şu alevi almak istiyorum. Şimdi iki saat atamayacağım base, şu zehir yüzünden. Hadi. Geliyorum beyler, sakin. Sen niye ölmek istiyorsun sürekli abicim? Oyun bitiyor, oyun hadi. Bırakın lan kuleyi. Full eşyayız, evet. Şu an görüyorsunuz, herkesi kesiyoruz. Yani Z diyorsa hiç fark etmiyor. Herkesi kesiyoruz. Şimdi ultimi topa salmak zorundayım. Topa gidecek ultim yani. Engelleyemem. Kendisi ittirme moduna geçecek. İttirme lan, gel. Adamsın lan, ittirmiyorsun. Çünkü bana lazım şu an abi ulti, yanında gezmesi gerekiyor. Base'de canları doluyor değil mi bunların, aynen. Base'e getirin canları da olsun abi, tekrar çıkın yola. Tamam, şu an abi 500 AD 4K can. Evet, oyunda bu kadar güçlü bir şampiyon var mı? Çok iyi abi, gel 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 ulticim, ulticim gel. Doğu baron. Şu an oraya gidersem ittirmeye başlayacak ultim. Benim direkt barona girmem gerekiyor. Öldü. Ultisi tabi, ulti atacak ama. Ha? Gelin 2v1 ya. Cenazeni ben kaldıracağım. Aslan parçası be. Bitiremem ki. Baron alayım bari.
size katılacağım. Başka bir eşya ihtiyacımız yok ya. Okey. Evet. 536 AD 530 AD ve 4K can. Evet, böyle bir hero var mı oyunda? Tekrar soruyorum. TP atacağım abi. Yani son savaşımız bu. Aa, yaratıkların başında oluyormuş hanıma. Wow. Benim TP yapamam gerekiyordu aslında, yanlış yaptım ya. Ne oluyor abi, kaybediyorsun TP sanki. Ölmedim, aa öldüm. Lulu bir tek işe yaradı, onun haricinde 2v5 yani... Çok iyi taşıdık. Takımın birazcık daha iyi olduğunu düşünün. Kesin zafer yani. Şuraya kadar girdik biz. Sisin beni alıp götürmesine tek engel. Sular oldu. Kanka ölürsün, yapma. Yapma yapma. Gel abi. Herkes burada mı? Gel abi. Vayne. Vayne. Vayne'siz kazanamayız ki biz. İşte. Gidelim. Yasuo yarıyor beyler. Hepimiz geldiğimiz yere gideriz. Hadi be, yap. Başardınız mı onu cidden? Geberdi. Geberi verdi. Mezardağı nedir ki? Ruhlarımız bu diyarı arındırmak için küçük bir bedel. Aa, Twitch öldü. Okey, oyun bitti o zaman. Keser o ya, ben zorlamayacağım. Oyun bitirdim abi ben. 20 saniye koşabilirsem oraya kadar. Hadi 15 saniye. Zed beni durduramaz da. Hadi. Hadi lan. 10 saniye. 2v1 alır mıyım ya? Bitiririm bence. Hadi. Feryat etmek boşuna. Ölüler hiçbir şey duymaz. 2v1 alamam bence ya. Biraz rahatlaman lazım. Bitirdim abi, ben bitiriyorum vallahi, umurumda olmaz. Evet be, bitirdim be. Yemin ediyorum 1v9 ya. 1v9 ya. Biraz izninizle dinlenmek istiyorum. Konuşuruz birazcık. Yoruldum lan taşırken. Evet. Nasıl bir taşıma? Nasıl bir taşıma hani? 3 onar alır mıyız arkadaşlar? 21 kill. Vay anasını be. Vay anasını be. Ne taşırdık? En çok hasar bizdedir eminim yani. Dedim abi 60k. Lan Yorick de 60k. Full tankım bir de lan. Full tank Yorick 60k damage ya. Uf. 261k toplam damage. Alınan hasar 60k.
Gurur duymayalım da ne yapalım arkadaşlar. Çok güzel oyundu. Yani ikinci onurumuz da geldi. Evet, iki onurla bitirdik oyunu. Mükemmel bir oyundu. Yani şu açıdan mükemmeldi. Oyun başı o kadar yani baydık ki. Bu azimle çalıştık, savaştık ve başardık. Evet, bu tamamen bir azim sonucu. Buraya kadar izleyen adamın dibi kardeşlerim. Tam kaç dakika? 42 dakika olmuş. Belki bu videoyu kısaltırım, belli olmaz. Belki kısaltmam. Ama bu kardeşlerim yoruma yazsın ki La Casaba ve Yorick GG. Yok, La Casaba ve Yorick OP GG. Bu kadar. Kanka adamın dibisin. Biz de adamın dibiyiz. Taşıdık bu oyunu, zafer aldık. Umarım videoyu beğenmişsindir. Eğer beğendiysen alttan like atmayı unutma ve eğer abone değilsen de alttan abone olmayı unutma. Görüşürüz, kendine iyi bak, seni seviyorum. Bye bye.